Sevgili izleyiciler, hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi tam donanımlı ve tam koruma bir vaziyette karşınızdayız. Cenk amcanızın maskesi yok gibi görünüyor. Oysa maskesi var. Bakın işte gördünüz sevgili izleyiciler. Yüz korumasını dirseğinden sağlayan ilginç bir insan sevgili Cenk Darmazel. Sevgili maskemiz The Protector. Nerede olursa olsun virüsler onları görüyor ve aha bu protector var burada, buraya dalmayalım falan diyerekten ağız maz önemli değil. O yüzden tam takmanıza da gerek yok. Bu şekilde yarım taktığınız zaman da virüse gösterdiniz miydi? Tabii. Kesinlikle bulaşmayacaktır. Kulaktan sevgili izleyiciler. Kulaktan da sarkabilir. Yine gereken hijyeni ve sterilization'ı sağlayacaktır. Çünkü steril önemli bir şeydir. Hatırlarsanız yıllar öncesinden Tarkan nedir kulağından sarkan adlı bir de bilmecemiz vardı sevgili izleyiciler. Hatladın mı Cenk'ciğim? Evet, ama bilmecemizin cevabı neydi? Tarkan. Gül döktüm yollarına. Neyse. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz videolarımızdan bir tanesinin girişinde öyle gayri ihtiyar, yani o gün hatıra olsun diye yaptığımız tek dozluk bir kullanat mevvak aşısını şey yapmıştık, tanıtmıştık. Covid aşısı. Yani inanılmaz derecede mesaj geldi sizlerden. 10 binler, 20 binler, hatta 100 binleri bile buldu. On binlerle mi başlamış? Soruyorsunuz ki nasıl yapılıyor? Biz de evde o aşıdan yapmak istiyoruz. Siz nasıl yaptınız? Bizim neyimiz eksik? Gibisinden. Evet, aslında çok basit sevgili izleyiciler. Yani evde herkesin evinde rahatlıkla bulunabilecek malzemelerden. Belki bir iki tanesini hani internetten sipariş verebilirsiniz. Ama herkes kesinlikle kendisi yapabilir. Ya işte aşı bana yapıldı mı, sıram gelecek mi? İşte şu kadar doz aşı geldi mi, gelecek mi? Yok zehir testine girdi falan gibi. Gaydırı guppak geyiklerden de kurtulmuş olursunuz, Allah kahretmesin. Evet, dolayısıyla şimdi aşımızın içeriğini sizlere açıklayacağız ki siz de evinizde yapabilin. Hemen burada bakın bir sıvımız var. Ana sıvı, ana maddemiz bu. Bir akyuvar besisi. Evet, akyuvar besisi herkesin evinde rahatlıkla bulabileceği bir şey bilecekciğim. Değil işte, onu biz satıyoruz. 20 mililitresi 150 lira. Onu bizden almanız lazım. Bizden aldıktan sonra... Ki yanında maske de alırsanız çok iyi olabilir. Çünkü aynı zamanda sterilizasyonu da sağlamış olursunuz. Benim gördüğünüz muhteşem bırım da tamamen sterildir. Bu sevgili akyuvar besisi ya da akyuvar yemi diyoruz biz aramızda Cenk amcanızla. Bir takım laboratuvar süreçlerden, proseslerden geçtikten sonra hazırlandığı için tam sır bir şeysi vardır kendisinin, terkibi, formülü. O yüzden onu bizden almak zorundasınız. Eliniz mahkum sevgili izleyiciler. Şimdi bakalım, evet işte yemledin mi sorusunun cevabı. O mis gibi de koktu. Gayet güzel. Bu her evde bulabileceğiniz, limonları kestikten sonra üzerini kapatıyorsunuz. Sanki limon o zaman üzerinin kapandığını anlayınca bayatlamıyor ya da çürümüyor gibisinden bir duruştur bu. Her limon üzerinin kapalı mı açık mı olduğunu anlar sevgili izleyiciler. Evet, kesildiğini özellikle anlar. Özellikle kesildikten sonra. Ki siz bile kesildiğinizi anlarsınız, affedersiniz. Süt de kesilir bilmem, bilir misiniz sevgili izleyiciler? Kesilen süt. Şimdi bu sevgili besimiz, akyuvar besimiz ne işe yarıyor? Şimdi bu vücuda girdiği anda akyuvarla "Oa, besi koş" falan gibisinden, çünkü yeme insan... gel. Öğle yemeğini yedi falan ama yediğiniz yemekte diyelim ki pide arası döner yediniz. İçine turşu koyma dediniz. Biraz patates koy, domates de koyma dediniz misal. Bu durumda akyuvar besisinden bir nebze olsun kendi zevkiniz için feragat etmiş oluyorsunuz. Bunu şöyle tarif edebiliriz, yani biraz somutlaştırmak gerekirse sevgili izleyiciler. İçerisinde yüzlerce lepistesin olduğu bir akvaryuma bir miktar yem attığınızda o akvaryumda oluşacak o hengame nasılsa, bunun vücudunuza girdiğinde akyuvarlar tarafından oluşturulacak hengame de aynısı sevgili izleyiciler. Şimdi bunun içerisinde bayıltılmış, yer yer yaralanmış, kimisi felç edilmiş bazı mikroplar var. Ama bazılarına fiziki olarak hiçbir şey yapılmamış, psikolojik olarak çökertilmiş tehditle, şunla bunla. Depresyondaki mikroplar da var. Farklı farklı, çünkü akyuvarlar onu da tanıyor. Aa, bu ölmek üzere, dur yardım edeyim falan diye şapşal akyuvarlarımız da var maalesef. Zaten evet, yani... O yüzden hasta oluyoruz. Ölmek üzere gördüğü virüse acıyıp onu tedavi eden akyuvarlardan bahsediyoruz. Şimdi tabii ki bu bizden aldığınız bu sevgili besi ile olay bitmiyor. Bitmiyor. Ha, bu güzel bir gıda takviyesidir. Yani bir iskender istediniz, üzerine bizim bu besi şeyden şey yaparsanız akyuvarlarınız da gayet güzel bunu beslenecektir. Bunu direkt, yani aşı olarak almalarına gerek yok. Lüpletebilirler de değil mi Cenk'ciğim? Mesela ben bir miktar lüpleteyim mi bakayım? O zaman ben sana sorarım. Akyuvar mısın? İşte gördüğünüz gibi her şeyi yiyor. Yani laboratuvarda gayet de güzel bir tadı var. Deney için hiçbir şey kalmadı. Deney tüplerinde ne varsa mutlaka tadına bakmışımdır sevgili izleyiciler. Şimdi bakın, burada da
Gördüğünüz gibi toz haline getirilmiş. Çok önemli bir madde. Bu da renginden de anlamışsınız. Tarhana değil mi? Alyuvar bezisi. Tarhana'ya çok benzer sevgili izleyiciler. Evet. Hatta o yüzden bazı tarhana çorbasını bize ikram eden anne ve anneanne dostlarımız bak kan yapar iç bunu falan şeklinde bir takım söylemlerde bulunur. Evet. Alakası yoktur. Yoktur. Yani bunu şöyle lüpletip üzerine su içtiğiniz zaman bir tarhana çorbası içmiş olmasınız. Çünkü zaten bu tarhana değil, alyuvar besisi. Evet, alyuvar besisinin maddesi nedir? Yani o da mı sır söylemiyor? O da sır. Ondan bizden almak zorunda. Ama sonuçta tahmin edebilirler. Alyuvar nedir? Vücudumuzdaki kan içerisinde bulunan ve kanı yapan dostlarımız. Tabii. Şimdi bu adamın kan yapması için ne yapması lazım? Ne yemesi lazım? Ciğer. Ciğer, efendime söyleyeyim. Et. Et birazcık. Yani ona işte dalak. Biftektir, kaburga bu tarz. Belki biraz paça tarzı dostlarımız da olabilir. Evet. Dolayısıyla aşkım bunları... Çok güzel bir şekilde ezip toz haline getirip fırınlayıp çıkardıktan sonra karşı elimizde bir alyuvar besisi oluyor. Tabii bu da yine bir laboratuvar real proses sevgili izleyiciler. Evet, şimdi tabii bunu biraz patlamaz değil mi Cenk'ciğim? Patlamaz. Şu şekilde bu yetecektir. Bunu yeti. Doktorun göz kararına bırakıyoruz. Evet, ben de doktorun göz kararına bırakıyorum. Gördüğünüz biraz gibi, köpürür. Biraz köpürür çünkü reaksiyona geçiyorlar. Çünkü aslında al yuvar ve ak yuvar vücudumuzda ayrı ayrı. Yoksa bütün vücudumuzda al yuvar ve ak yuvar yerine portakal yuvarlar olurdu eğer bunlar birleşebilselerdi. Yeşil yuvar. Al ve kırmızı birleşince ne portakal. Evet. Bu arada sevgili izleyiciler bir miktar yani bu karışmayı mutlaka yapmak zorundasınız. Çünkü reaksiyonun her tarafa eşit yayılması evet. gerekmektedir. İnfüzyon dediğimiz olayın tamamen. Bir de topaklanma olmasın diye şey yapıyoruz sevgili izleyiciler. Evet. Annelerimizin çorba karıştırma sebebi de budur. Evet, o yüzden eğer bizden aldığınız akyuvar besini hafif ısıtıp kısık ateşte bir 10 dakika ısıttıktan sonra al yuvar besisini katarsanız daha çabuk al yuvar besisini katalizör dediğimiz bir etki olacaktır. Evet. Çünkü topaklaştığı zaman enjektasyonda yani vücuda alımda sıkıntılar oluyor. Damar yolu bulamıyoruz. Evet. Şimdi de bu da gördüğünüz bak ne gibi. Kadar güzel bir renk de oluştu Cenk'ciğim. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Burada da tamamen aptallaştırılmış efendime söyleyeyim. Sistemin kölesi edilmiş virüslerimiz var. Bunlar şimdi Covid virüsü mü? Bunlar işte gribal virüsler. Burada karışık karma aşı olduğu için bu. Hepsinden birazcık her koyduk. Her tür grip virüsü sıtma var. Sıtma koyduk, biraz kolera koyduk. Ki bunları ileride bir aşı büfesi açarak orada nasıl bir şey istersiniz? Biraz sıtma kolera da koyayım mı falan. Cenk amcanız şey yapmamıştı ama ben son anda biraz tetanoz da ekledim sevgili izleyiciler terkibine. Ama onun için kesilmeleri lazım ya. Hani bir yerden paslı bir şey. Olsun yani ben yine de yani aşı aşıdır. Bir kere de hepsini alsın izleyicilerimiz diye şey yaptım. Evet. Yine karıştırıyorum. Dikkat ederseniz sevgili izleyiciler aşağı yukarı bu formu tutturduk. Yani önemli olan bunun bir renk skalası var. Oraya bakıyoruz tamam renk tuttu ver gitsin şeklinde evet. bir söylem oluyor. Ki bunun için de direkt bazı dostlarımız bu rengi tutturmak için çalışıyorlar. Eğer renk tutmazsa birazcık karamel damlatıp bu rengi tutturuyorlar ama şu o an rengin farklı ama. Olmasının sebebi bunun karma aşı olması. Karma aşı tetanos falan var için bir de birazcık da beklemesi lazım. Yani bunu hemen damara veremeyiz. Bu en az 2 gün oda çok, sıcaklığında ve ağzı kapalı bir şekilde beklemesi çok doğru gerekiyor. Doğru bir noktaya temas etti Erdem amcanız. Bu böyle kendi içinde infüzyona devam ettikten sonra evet. güzelce tam şu şekle gelecektir. Bundan sonra tek yapmanız gereken ister bu şekilde paketlersiniz, ampul. İster başka şekilde yaparsınız. Biz genelde ampul paket yapıyoruz. 4 ampulü normal bildiğiniz ampulü bir araya getirip bir büyük müebbet ampulü haline. Büyük. Bu büyük aşı sevgili izleyiciler. Büyük ampul evet. Bu arada sevgili izleyiciler ağzını kapatmak çok kritik bir öneme haiz. Çünkü Allah muhafaza sinek yapıyor. Yapar. Her mevsimde sinek yapıyor değil mi Cenk'ciğim? Evet. Ama bazı aşıcı dostlarımız da diyorlar ki biz bunu diyorlar yaptıktan sonra bir gece açık bırakıyoruz. Çünkü oksijenle de birazcık temas etsin. O da infüze olsun gibisinden. Bu size kalmış. Evde yapacağınız çeşitli deneylerle bu işte daha da ustalaştıkça evet. kendi şeyinizi yapabilirsiniz. Bizim deneylerimiz şunu gösterdi. Bir geceyi yani 24 saati pardon 12 saati en fazla geçmemek suretiyle ağzını açık bırakırsanız sevgili izleyiciler üzerinde çok güzel bir kaymak tabakası da oluşuyor. O tabakayı sonra alıp ondan poğaça yapabilirsiniz. Bu yağın tortusuyla yapılan poğaçadan dem evet, vurdum Cenk'ciğim. Tabii bu işin biraz esprisi. Ama ben yaptım güzel oluyor sevgili izleyiciler. Tabii aşı özelliğini kaybediyor o ayrı. Bu tamamen zevk. Evet yani işte ben bu tarz işin sulandırılmasına biraz karşıyım. Çünkü sağlıktan bahsediyoruz. Sağlıktan bahsettiğimiz zaman hastaymışsın falan gibi bir şey söylenmeyeceğine göre. Evet. Sulandırmalara evde izin vermeyin. Sakın çünkü sağlık sulandırılmaya gelmeyen.
tamamen katı konuşulması gereken bir dostumuzdur sevgili izleyiciler. De bunların yanında eğer bütün malzemeleri bizden alırsanız maske de dahil yanında bizim ürettiğimiz jektörlerimiz var. Neden adına jektör dedi? Çünkü enjektör çok bir artistik duruyor. Yani vay nasıl bir enjektör bu falan. Çok iddialı. Sakin iddiasız evjektörü dediğimiz evjektör. Ya da direkt kısaca jektör diyoruz. Jektörlerinizle sap biçiminde kol nahiyenizden kendisini saplamak suretiyle zerki vücut eğiliyorsunuz. Evet, yani illaki damara şuraya buraya yapılması gerekiyor. Bizim aşımız kesinlikle vücutta semt seçmez. Herhangi bir semte lap biraz buradan. Evet biraz çünkü buradan. Smart vagin dediğimiz bir smart vak aşıdır sevgili izleyiciler. Damar yolunu kendi bulur Allah kahretmesin. Evet. Sonuçta vücut zaten yarısından çoğu damar. %70'i su, gerisi damar. Yani bir yere nereye kafayı soksa mutlaka ikisinden biri damar oluyor diye bilecek için. Evet. Dolayısıyla zaten o bulmazsa ak yuvarlar onu bulur. Çünkü ak yuvarların görevi vücuttaki bir takım denyoları affedersiniz bulmak. Ama onlar da illaki damarda gezecek diye bir şey yok. Dolayısıyla bizim teorimiz ki ispatlamak üzereyiz. Ak yuvarlar sadece damarlarda gezmiyor. Yeri geldiği zaman eğer vücuttaki düşman etin içerisindeyse damardan çıkıp ete kendisi zerk olup oradaki şeyi öldürüp sonra tekrar damara geri dönüyor. Arkadaşlar hoş geldin kardeşim. Geçmiş olsun falan diyerekten kendisini kutluyorlar. Bu arada bazı arkadaşlarımız yani biz etin içerisinde zerk edin falan filan dedikten sonra bazı mangalcı dostlarımız bunu direkt pirzolaya falan zerk edip onu yiyerek aşı partisi veriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Aşı o sıcağı gördüğü zaman hiçbir manası kalmaz sevgili izleyiciler. Evet. Ağızdan tüketilecek bir şey değildir. Ki bazı mangal videolarında da görüyorsunuzdur. Bir takım işte soslar hazırlıyorlar falan. Adam bir jektörle onu jüt diye pişireceği ete etin içerisinde. Sen ne yapıyorsun? Hayvan o canlıyken yapılacak. Sen onu ondan sonra yapmışsın. Ne fark eder ya? Affedersiniz öldükten sonra aşı bir işe yarar mı? Yani çünkü o etin içerisindeki damarlarda dolaşması lazım o sıvının. Dolaşmadığı zaman o sosun hiçbir manası yok. Ayrıca yine bir yanlış anlaşma. Ay bu et çok damarlı. Ette damar olmaz. Evet et damarları alınmış dostlarımıza et deriz öyle değil mi Cenk'cim? Evet yani ayrıca damar yemek istiyorsanız o ayrı bir şey. Damar şirdandan falan gibi durumlar. Onlar ayrı bir konu. Konuya giriyor. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bu da zaten epey bekledi. Biraz daha bekletelim. Sonra şişelenmiş halini zaten bu şekilde göstermiştik. Yarın akşam tekrar şişeliriz. Bunlardan daha az kaldı. Şu plastiklerden de daha yapalım. Yapalım. Ya. Şey yapalım. İlk partide 3 milyon doz yapmıştım. Sen de yani biraz yine aşırıya kaçmışsın. Yani Erdem amcanız yani kuru fasulye yap desen bir tencere yapar. Aşıyı da öyle yapmış. Halbuki bir tek ben yiyorum sevgili izleyiciler. Hayretli olay. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.